Türkiye'de Sezen Aksu'nun şarkısında Hazreti Adem ve Havva'ya hakareti konuşuluyor. Basbayağı da gündemde oldu. Ama burada Cübbeli Ahmet'in Hazreti Havva'ya karşı ihanetle, onu hainlikle suçlaması bu Hazreti Adem ve Havva'ya Sezen Aksu'nun hakaretinden çok çok daha büyük. Kur'an'ın e, e, Taha suresinde bulunan 120 ve 121. ayetlerini Cübbeli Ahmet bilmiyor. Niye bilmiyor? Cübbeli Ahmet, Tevrat kaynaklı e, söylemlerle Hazreti Havva'yı ihanetle suçluyor. Ama Taha suresi 120. ayete göre cennette şeytanı dinleyen Hazreti Adem orada yazıyor. Vesvese veriyor ona. Ondan sonra da beraberce meyveyi yiyorlar ve Adem Rabbine asi oldu diyor. Yani bunu derken bile bak heyecanlanıyorum ve bunu Türkiye'de dini, din adına önde bulunanların yüz kişine sorun. 99'u size Hazreti Havva cennette şeytana uyup şeytan tarafından kandırılmış meyvenin yenilmesine neden odur diyor. Ama Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki şeytan Adem'e vesvese verdi. Ve Adem, ondan sonra da yemişler meyveyi ve Adem Rabbine asi oldu diyor. Önce Cübbeli Ahmet'in e, konuşmasını verelim. Ondan sonra da e, Kur'an'daki ayetleri bir bakınız. Buyurunuz. Ne iş ettik görüyor Havva anamız kocasına burada bir hıyanet etmiş oldu yani. Evvelce o davrandı ya yemeğe. Onun için Havva Kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti ama oradan başladı iş. Evet. Cübbeli Ahmet Kur'an'ı bilmiyor. Olur mu diyeceksin? Bilmiyor arkadaşlar. Kur'an'daki Kur'an'da zaten kadın ismi olarak, bayan ismi olarak kimin adı geçer sadece? Hazreti Meryem'in. Hazreti Havva Kur'an'da yok isim olarak. Orada gördüğünüz gibi Hazreti Adem şeytanın vesveselerine uyuyor. Ta suresi 120. ayete göre. Sonra da meyve yiyorlar ve Kur'an diyor ki Adem Rabbine asi oldu diyor. Burada Havva'nın hiçbir şey yok. Ama ne yap atıyorsunuz ben arkadaşlar? kitap yazdım İslam'la ilgili. Finlandiya'da misyonerlere karşı ve İslam'a saldıranlara karşı mecburen orijinali fince olan kitabım var. 2004 yılında yayınlandı. Şöyle göstereyim size. Bu fincesi. Buradan size diğerini göstereyim. Türkçesi üçüncü kitaptır. 530 sayfa. Tevrat, İncil, Kur'an ve diğer kaynakları hepten incelediğim için bu İsveççesidir. Burada da Almancası var dört dilde yayınlattım ve iç, İngilizce ve İtalyancası da hazır. Burada ben didik didik misyonerlerine tartışırken de Tevrat'ı İncil'i didik didik araştıran kişi. Kur'an'da inceliyoruz. Ne yapıyoruz orada görüyoruz. Ben bir baktım Aa, bize öğretiyorlar hava ama Kur'an'da ta 120-121. ayette ne yazıyor? Ee, Adem, Hazreti Adem orada cennetten kovulmanın nedeni, şeytanı dinleyen de o, Rabbine asi olan da oluyor. Tabi onunla beraber de Hazreti Havva da ne yaptı? Rabbine asi olmuştur. Kur'an'a göre ne yapıyoruz? Bakara Suresi'ne bakıyoruz. 34. ayete kadınlar kocalarına itaat etmekle söyleniyor. Orada ne olmuş? Hazreti Adem de orada şeytanın vesvesesine uyuyor. Hz. Havva da ne yapıyor? Eşine uyuyup meyveyi yiyor ve beraber kovuluyorlar. Ama Kur'an Taha Suresi 121. ayette ne diyor? Adem Rabbine asi oldu diyor. Şimdi Tevrat'ı, e, İncil'leri, işte Zebur'u incelediğiniz zaman, dikkatlice okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Tevrat'ta Hazreti Hava var. Yani aldatılan o. Çünkü niye? Kadını biraz daha aşağılanıyor orada. Yani kadın daha eksik görüldüğü için öyle şekilde yazılmış oraya. Ve oradan ne yapıyorlar? Bizim İslam'ı kaynakları dediğimiz kaynaklar oradan alıyorlar. Ama Kur'an'da tersi yazmasına rağmen, Tevrat kaynakları ne yapıyorlar? Aynen bize aktarıyorlar. Kadınlar ne oluyor? Burada bir bakıma da baştan günahkar, baştan hata yapan kişi oluyor. Bir de Türk Kur'an'da biliyorsunuz eri kaburga kemiği kemiği yok. Yani kaburga kemiği yok. Yani kitaplarda okuyorsunuz. Eri kaburga kemiğinden yaratılmış, doğrultmaya, doğurtmaya çalışsanız kırılır diyor kadınlar için. Yani böyle şeyler var Kur'an'da. Ondan eşini yarattı diyor. Kaburga kemiği. O kısımlar yine ne? Tevrat kaynaklı. Hazreti Havva'nın yine şeytana şeytanı dinleyip Hazreti Adem'i de oradan sonra beraber işte Cübbeli'nin demesiyle ihanete, ihanet etmesi eşine, çünkü gidip onu dinliyor ya onu aldatılmasına da neden oluyor. Bu Tevrat'ta yazıyor. Alıp bize ne yapıyorlar? İslam'da Kur'an'a karşı olmasına rağmen, Kur'an'ın böyle şeylere bize ne yapıyorlar? Anlatıyorlar güzel güzel. E burada şimdi Cübbeli Ahmet dediğimiz medyada ünlü bir kişi. Kur'an'ın Taha Suresi'nde yazan 120 ve 121. ayetlerinde açık ve net olarak Adem'e şeytan vesvese veriyor ve Adem Rabbine asi oldu denilen ayetleri görmemezlikten gelip gidip Tevrat kaynaklı işte İslam'a bulaştırılan diye şeylerle beraber kadınlara bu şekilde konuşması ne oluyor? Yeniden kelime-i getirmesini gerektiriyor. 100 kişiden 99'u arkadaşlar bunu böyle biliyorlar. Ben de oru okurken dikkatimi çekti ve kitabıma koydum. Aa dedim bize böyle baktım ha Allah orada. Ondan sonra ne oldu? Ee, bu şeylerle işte kitap fuarına katıldım. Almanya'da Duisburg'da kitap fuarındayım. Bir kadın geldi dedi dedi bu kitaptan 40 tane daha alacağım. Niye dedim? Türkçesini tabi. Be şey herhalde Belçika'dan veya Hollanda'dan. Hollanda'dan gelmişti. E niye dedim? Ya dedi dün ben bundan önceki gün aldım gittim o e, şey ettim okudum e, sonradan diyor e, özellikle kadın haklarını okuyorlar kitabında ben diyor orada diyor bunu gördüm bu ayeti diyor de, bu yazdığını diyor damadıma dedim diyor de cennette e, şeytana Adem mi dinledi hava mı dinledi demiş ki hava demiş ki ama demiş Adem dinledi yok demiş nerede burada kitapta yazıyor ben demiş kitabın demiş e, yazarına bakarım demiş. E, kadın demiş ki ona o zaman bu bayan demiş ki şey ayette öyle yazıyor. E, sustu diyor o zaman diyor. E, kadın alıp arkadaşlarına dağıtacakmış. Arkadaşlar böyle şeyleri ne yapıyoruz? Bizler e, o kültürü de yetiştiğimiz için bilmiyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Başkalarının dediklerine de inanıyoruz. E Ben durdum işte kitap yazacağım ya her şeyi net bir şekilde yazmam lazım. Kadın hakları özellikle Batı'da saldırılıyor. Onlara karşı ne yapmam lazım? E, Kur'an'ı ...la beraber diğer kitaplarda bulunanları ve sistemleri karşılaştırmam lazım. Onun için didik didik incelerken bunu da ne yaptım? Buldum. Yine Almanya'da bir şehrinde imam var. Bir de din ateşlisi var bölgenin. Bölgenin din ateşlisine Diyanet'in gönderdiği. Sordum dedim ki Hava mı dinledi Adem mi? Direkt Hava dedi. Al dedim ayet okudum. O ayet okurken kıpkırmızı oldu. İmam da kenardan bakıyor ona. Herkes Hava yaptı diyor. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı'na fırsatımız yok soralım diye O da size büyük bir ihtimalle öyle diyebilir. Ama ben ne yaptım şimdi size? Gerçeğini anlattım. Bunu yapmak istiyordum kitabımla ilgili bazı bölümler. Ama bu konu Sezen Aksu konusu geldiği için ne yaptım? Sizlere bunu aktarıyorum. Sezen Aksu tamam hatalı orada şeyinde şarkısında hata yapmış. Ama Sezen Aksu'dan daha büyük, daha bizi günaha sokacak din adına önümüzde bulunan kişilerde de ne yapıyorlar? İslam'a hakaret ediyorlar. Cübbeli ne yapıyor? İslam'a hakaret ediyor orada. Hazreti Havva'ya. Havva ismi isim yok Kur'an'da. Hazreti Meryem hariç. Ve hava var mı böyle bir şey hava ile ilgili ettiğini? Yok. Tam tersi ne yapıyor ayetleri de var. Ben Kur'an'ın internetten bulursunuz veya elinizdeki Kur'an'ın suresinin 120 121'e bakın. Onların önceki ayetleri de beraber okuyun orada. Gayet net bir şekilde şeytanı dinleyen, şeytandan vesvese, şeytanın vesvese verdiği Hazreti Adem ve Rabbine de asi olan olarak Hazra ne diyor? Adem Rabbine asi oldu diyor. Ha, i̇hanet, Hazreti Havva'nın ihanetle şunla bunlar kadınlara bunun üzerinde vurmak çok büyük yanlış. Maalesef ben böyle yanlışları görüyorum Türkiye'de. ben din idare Değilim. Kitabı yazdım. İşte Türkçesi 530 sayfa. Almanya'da kitap fuarlarında okuyanlar geliyor fuarlarında. Sonradan geliyorlar. Ya desem onlara bana üfürüldü yazdım bunu inanacaklar. Nasıl yazdın bunu diyor. arkadaşlar. Yani ilim öyle dediğim gibi birilerinin cübbeyle, şapkayla şundan bunla olacak iş değil. Ama e, dikkatli bir şekilde incelediğiniz zaman özellikle Tevrat'ı, İncil'i okuyup sonradan Kur'an'ı okuduğunuz zaman bizim bize öğretilenlerin nereden geldiğini oradan görüyoruz. Töre cinayeti Kur'an'da yok arkadaşlar. Kitabında büyük bölümlerden bir tanesi olur. Ama Tevrat ve İncil'de var. Hazreti İsa da diyor anne babaya itaat etmeyen öldürülür diyor. Tevrat'ta zaten o var anne babanın sözünü dinleyeceksin. Kur'an'da öyle bir şey yok. Yani çok şeylerle bunlarla ilgili size ayrı ayrı bölümlerle e, yine e, videolar yaparım. Ama konumuz neydi? Bu Sezen Aksu'nun şarkısına yola çıkarak Cübbeli Ahmet'in ona cevabı ve ortadaki bir e, gerçek var. Onu size şimdi ne yaptım? Anlattım. Arkadaşlar şarkıda tamam o yazılmış. Biz ben 70'li yıllar 75 76 olabilir. O zamanlar teybimiz vardı. Pillir teyip. teyp. Türk köyde, bizim Trabzon'da e, o zaman elektrik yoktu. Do 79'da geldiydi. Babam rahmetli eski teyipte pili var. İşte kaset masa da alırdı. O arada da aşıkların aşıklara daha güzel kendi dinlediği için Mahsun'un kasetini almış. Mahsun'un kasetinde işte gidiyorum. Çeşmiş Seyhan var ya şeydi. Orada ayağıma cennet kiralansa da yazıyor. Bak ayağıma cennet. Rahmetli babam o kısmı silmişti. Şey, o şarkının o kısmı. Tehlikeli tamam. Ha, siz de Sezen Aksu'nun bir tarafında ata buldunuz mu? Bakınız ilkokul mezunuydu babam. Rahmetli derdi. Bir tas yoğurtla şehadetname aldık diyor. Yani. Ama o haliyle bile ne yapmış? O kısmını silmiş. Diğer tarafını dinliyor. Sen de Sezen Aksu'nun o ata, ata yapmış. Hatasını zaten anlamıştır. O tarafına diğerlerini dinlerseniz dinleyin. Ama böyle bu şekilde senin elinde, senin din adına, senin dinine saldıran kişiler var. Ne yapacaksın? Onlar önce. Öncelikle onlar. Şimdi videomu arkadaşlar burada bitiriyorum. Son kısmına yine Cübbeli'nin o sözlerini koyuyorum. Kur'an ayetlerini de koyuyorum. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Ne, ne iş ettik anamız kocasına burada bir hıyanet etmiş oldu yani. Evvelce o davrandı ya yeme. Onun için Rasulullah bu Efendimiz buyurdu, hava kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti ama oradan başladı iş.